Hepinize merhaba. Bu videomuzda piyasada bulunup en iyi fiyat ve performansı olan akıllı saatlerden bahsetmeye çalışacağım. Videomuza geçmeden önce belirtmek isterim ki bu akıllı saat ve bileklikler 50-60 liralık saatlerden kat kat kaliteli olduğu gibi 2000-3000 liralık saatler kadar da performans beklenmemesi gerektiğini hatırlatırım. Genel anlamda fiyat performans ürünü olarak liste başını çeken akıllı saatler Heylu LS05 modeli ile Kase 4U C1 modeli olarak görünmektedir. Aynı şekilde akıllı bilekliklere baktığımız zaman Xiaomi'nin Mi Band 5 serisi ile Galaxy Fit 2 modeli gene aynı şekilde liste başında görülmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki bu tarz videoları çekerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu videoyu izlemenizin tabii ki bir amacı var. Ya saat alacaksınız, araştırıyorsunuz vesaire. Sizin vebaliniz altında kalmamak için yaklaşık 2 haftadır zaman buldukça bir sürü yorum okudum. Dolayısıyla listeyi ona göre düzenledim. Bu arada eklediklerim oldu, çıkarttıklarım oldu vesaire. Onun nedeni de şu, açık ve net söyleyeyim. Kimi sitede kimi saat çok kaliteli hit gösterilirken başka bir sitede yerden yere vurulmuş oluyor. Şimdi yorumlara bakıyorsun. Tabii ki dediğim gibi vebal almamak için eklemekte tereddüt yaşıyorsun. Genel anlamda baktığım zaman saatlerin hiçbirisi gerçekten su geçirmiyor. Mesela Kase modelini ben kullanıyorum. Mi Fit 5'i eşim kullanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar suya sokun. Yani saatler gerçekten kaliteli. Fiyat performans ürünlerinde genel anlamda gene baktığımız zaman telefonlara yüklenilen yazılımlarda sıkıntılar görülüyor. Mesela Kase modelini ilk aldığımda saçma bir yazılımı vardı ki bu duyurmuştum gene aynı şekilde buradan önceki videolarımda da görebilirsiniz. Yazılımı değiştirmezseniz bu kaliteli saat satmayacak ve mahvolacak diye söylemiştim. Artık bir şekilde duymuşlar. Benim gibi isyan eden tabii ki çok olmuştur. Yazılımı değiştirmişler. Ve şansa benim yüklediğim Cool Wear yazılımı çıkıyor artık. Yani kutusunun üstündeki kare kodu okuttuğunuz zaman o yazılım yükleniyor. Detaylara geçmeden önce değerli zamanınızdan biraz daha almak istiyorum. Bu video için done toplarken ben de birçok video izledim. Bazı arkadaşlarımız hem kutu açılımı yapmış hem ürün tanıtımı yapmış. Arkasından da bu saatliği gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz demiş. Şimdi bana göre piyasada kendini ispatlamış 2-3 bin liralık dediğim saatler dışında bu cümleyi kullanmak yanlış. Diğer kullanıcıların da yorumlarını okuması gerekiyor. Onun yanı sıra Türkiye'deki satış adetlerini bilmek gerekiyor. Türkiye değil aslında dünyadakileri bilmek gerekiyor ama maalesef biz Türkiye'dekileri de bilemiyoruz. Yani şöyle bir durum var. Tamam, saat yeni çıktı. 1000 tane sattı. %10'u arızalı çıktı. Kulağınıza bile gelmez. Neden? Satış adedi çok az. Ama diyelim ki satış adedi 10.000'e çıktı. Gene %10'u arızalı çıktı. Ne olur? Kıyamet kopar. Ben de size tabii ki alın gönül rahatlığıyla kullanın demiyorum ama genel anlamda baktığınız zaman gene bir elimizde hazır done var. Birçok çöpe atılan saatler dışında fiyat performans açısından baktığımız zaman bu saatler daha az sorun yaratmış. Var mı sorunları? Var illaki. Arkadaşlar, Samsung kaliteli bir marka. Televizyonda da mesela aynısını yaptı. Türkiye'de ürettirdi, daha ucuza satıyor. Xiaomi Mi Band 5 329 lira şu anki satış fiyatı. Yani bundan daha ucuz. Dolayısıyla bir şeylerden kıstılar. Neyden kıstılar bilemiyorum tabii ki. Aşağılamak gerekmiyor. Şey olarak, tavsiye olarak bakacağınız zaman Mi Band 5 piyasaya baktığınız zaman analiz ve yorumlara göre gerçekten akıllı bileklik olarak kullanılabilecek bir bileklik. Diğer şekilde mesela Heylu Solar dedik. Onda da genelde okuduğum şu, güneş ışığında biraz daha az görüntü veriyor. Ya açması var. Yani ışığının şeyini, ekranının daha fazla parlak yapabiliyor. Daha çok kısabiliyor da. Ama bu tarz şeyler duyuldu. Mesela Kase'deki sıkıntı yazılımsaldı tamamen. Sürekli bağlantı kopuyordu. Onu da minimum seviyeye indirdiklerini duydum. Yani bu tarz bilgileri topladıktan sonra tabii ki sizin için de araştırması daha kolay olur. Ve şöyle de bir durum var. Şimdi bakın çevrenize, Xiaomi'yi illaki birinin elinde görmüşsünüzdür. Pardon, kolunda görmüşsünüzdür. Neden? Çok satıyor. Piyasada çok var ve olumsuz yorumu da çok az. Bu saati şimdi alıp riske mi girmiş olacaksınız? Pardon, bilekliği alıp riske mi girmiş olacaksınız? Hayır. Neden? Piyasada çok var. Şimdi semtine göre de değişiyor. Mesela Ortaköy, Bebek'te Apple tarzı ürünler daha çok satar. Ama
Atıyorum Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa'ya baktığınız zaman Xiaomi veya daha kırsala indiğiniz zaman 50-60 liralık bileklikler, saatler de çıkabiliyor. Fiyat ve özelliklere geçmeden önce belirtmek isterim ki bunlar şu anki fiyatlar. Yani bu videoyu atıyorum 3 ay sonra, hatta ne 3 ayı, 1 ay sonra bile izlediğinizde fiyatlar değişmiş olabilir. Biliyorsunuz dolar değişiyor, hayat pahalılaşıyor veya satış adetleri artıyor. Bunlar fiyatları etkileyebiliyor. Yazılımsal olarak baktığınız zaman da cep telefonuna indirilen yazılımlar güncellenip değişebiliyor. Bunları göz ardı etmeyin. Videomuza devam etmeden önce beğenip takip etmeyi unutmayın. Haydi geçelim.